Kureyş'in ileri gelenleri. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar sürekli bir artış gösteriyordu. Fakat yeni dine girenlerin hemen hemen hepsi ya köle, ya azatlı, ya da Mekke dışındaki Kureyşlilerden oluşuyordu. İslam'a girenler Vadi Kureyşlilerden olsa bile nüfuzlu bir aileden gelen fakat kendileri nüfuzlu olmayan ve İslam'a girişleriyle ailelerinin ve akrabalarının düşmanlığını üzerlerine çeken zayıf kişiler oluyordu. Abdurrahman, Hamza ve Erkam istisnaydı. Fakat onlar da lider konumunda olmaktan uzaktılar. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirinin, hatta amcası Ebu Talib'in bile kendisine uymaya yanaşmadığı Kureyş ileri gelenlerinden hiç olmazsa birkaçını kazanmak istiyordu. Eğer Ebu Cehil'in amcası Velid gibi güçlü bir şahsiyetin, Velid hem Mahzumilerin şefi hem de Kureyş'in gayri resmi şefiydi, desteğini kazanırsa davetini daha kolay bir şekilde yapabileceği inancındaydı. Velid aynı zamanda diğer Kureyş liderlerine göre daha anlayışlı ve tartışmaya açık bir kimseydi ve bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Velid'le yalnız konuşabileceği bir fırsat buldu. Fakat onlar sohbete dalmış bir haldeyken henüz İslam'a girmiş kör bir adam yanlarından geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini duyunca orada durup kendisine Kur'an'dan bir bölüm okumasını rica etti. Biraz sabırlı olması ve uygun bir zaman beklemesi söylendiğinde kör adam o kadar ısrar etti ki sonunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiddetlendi ve yüzünü çevirdi. Sohbeti yarıda kesilmişti. Fakat bu bölünme hiçbir kayıba sebep olmadı. Çünkü Velid zaten mesaja ümitsiz denebilecek derecede kapalıydı. O anda şu sözlerle başlayan yeni bir sure nazil oldu. Surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine o kör geldi diye. Vahiy şöyle devam ediyordu. Fakat kendini müstağni gören ise, işte sen onda yankı uyandırmaya çalışıyorsun. Oysa onun temizlenip arınmasından sana ne? Ama koşarak sana gelen ise, ki içi titreyerek korkar bir durumdadır, sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun. Bundan kısa bir süre sonra Velid kendini beğenmişliğini şu sözlerle ortaya koyuyordu. Ben Kureyş'in en üstünü ve şefi olduğum halde bana gelmiyor da Muhammed'e vahiy geliyor. İkimiz de iki şehrin iki büyüğü olduğumuz halde o ne bana ne de Taif reisi Ebu Mes'ud'a gelmiyor da ona mı geliyor? Ebu Cehil'in karşı çıkışı ise daha az cüretli fakat daha tutkulu idi. Biz ve Abdülmenaf oğulları aramızda şeref konusunda yarış ederiz. Onlar başkalarını doyururlar ve korurlar. Biz de aynısını yaparız. Onlar verirler, biz de onlarla aynı yarışta burun buruna giden atlar gibi eşit oluncaya dek veririz. Şimdi onlar bizim adamlarımızdan biri peygamberdir. Ona gökten vahiy geliyor diyorlar. Biz ona hiçbir zaman inanmayacağız ve onun gerçeği söylediğini kabul etmeyeceğiz. Şemsli Utbe'nin tutumu daha az olumsuzdu. Fakat değerlendirmede onlarla aynı hataları yapıyordu. Çünkü onun ilk düşüncesi, eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten peygamberse ona uyulmalıdır değil. Onun peygamberliği Abdülmenaf oğullarına şeref getirecek olmuştur. Bir gün Ebu Cehil bu konudaki kızgınlığını belirterek Utbe'ye, "Ey Abdülmenaf oğulları, işte sizin peygamberiniz var." dediğinde Utbe şiddetle şu karşılığı verdi. "Biz bir krala veya bir peygambere sahip olduğumuz için siz gücenmek zorunda mısınız?" Buradaki kral kelimesi Kusay için kullanılıyor ve Mahzumilere Abdülmenaf'ın Kusay'ın oğlu olduğu, halbuki Mahzum'un sadece Kusay'ın yeğeni olduğu hatırlatılmak isteniyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu söylenenleri duyacak kadar yakındaydı. Hemen yanlarına geldi ve onlara, "Ey Utbe, sen ne Allah ne de onun Resulü için tartışıyorsun. Sana gelince ey Ebu Cehil, sana bir felaket gelecek ve sen çok ağlayıp az güleceksin.
Kureyş'in çeşitli boyları arasında rekabet sürüyor ve en güçlü olanlar sürekli değişiyordu. O zamanlar en güçlü iki boy Abdüşşems ve Mahzum idi. Utbe ve kardeşi Şeybe, Şems boyunun bir bölümünden sorumluydular. Kuzenleri Umeyye, kolunun lideri Harp ölmüş, yerine Utbe'nin kızı Hint'le evlenen Ebu Süfyan geçmişti. Onun hem politikada hem de ticarette başarılı olması bir bakıma adaleti korumasına, soğukkanlılığına ve bir avantaj kazanacağına inandığında sabırlı olmasına bağlanabilirdi. Onun bu soğukkanlılığı çok çabuk sinirlenen ve aceleci olan Hind'in sık sık kızmasına neden oluyordu. Fakat Ebu Süfyan kararını verdikten sonra onun fikirlerini çok az dinlerdi. Beklendiği gibi o Hazreti Peygamber'e karşı Ebu Cehil'den daha az düşmanlık besliyordu. Bununla birlikte Kureyş liderlerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı tutumları farklı olsa da hepsi de mesajı reddetme konusunda aynı fikirdeydiler. Hayatta belirli bir başarı kazanmış olarak hepsinde tüm Arabistan'da kabul edilen bir insanın hamiyeti ideali hakimdi. Zenginlik bu şerefin bir yönü değildi fakat bu amaca ulaşmak için zenginlik gerekliydi. Şerefli ve kerem sahibi bir adam bir koruyucu ve müttefik olmalıydı. Yani kendisinin de dayandığı bazı müttefikler var olmalıydı. Bunu da kendi evlilikleri, kızları ve oğullarının evlilikleriyle kurduğu bağlar sayesinde başarabilirdi. Fakat böyle bir konumu kazanmada en önemli etken zenginlikti. Çünkü şerefli bir adam iyi bir ev sahibi olmak zorundaydı. Bir takım iyi özelliklere sahip olmak söz konusu idealin gerçekleşmesi için gerekliydi. Özellikle cömertlik bu idealde büyük bir rol oynuyordu. Fakat bu iyi davranışların hiçbiri ahirette karşılık almak için yapılmıyordu. Tüm Arabistan'da çok cömert, cesaretli ve koruma, ittifak, garanti veya başka herhangi bir şey için verdiği sözde duran biri olarak tanınmak ve öldükten sonra da böyle anılmak, onlar için yaşama asıl anlamını veren büyük bir şeref ve ölümsüzlük idi. Velid gibi adamlar böyle bir şerefe sahip olduklarından emindiler. Bu da onların, bu hayatın, yani onların başarı ve şeref kazandıkları hayatın geçiciliğini vurgulayan bir mesaja kulaklarını kapatmalarına neden oluyordu. Onların şeref ve ölümsüzlükleri, Arabistan'ın aynı kalmasına, Arap ideallerinin geçmişten geleceğe sürekli aktarılmasına bağlıydı. Hepsi de değişik derecelerde vahyin diline ve üslubuna karşı duyarlıydılar. Fakat anlamına gelince aşağıdaki gibi babalarının hiçbir şey kazanmadığını ve onların tüm çabalarının boşa gittiğini vurgulayan ayetlere gönüllerini kapatmışlardı. Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve eğlence türünden tutkulu bir oyalanmadır. Gerçekte ahiret yurdu ise asıl hayat odur. Bir bilselerdi. Korku ve ümit. Elbette gençlerin ve zayıfların hepsi hemen ilahi daveti kabul etmemişti. Fakat hiç olmazsa onların kendini beğenmişliği, küçük yaşamlarını bir klarnetin notaları gibi bölen davet ve vaazların önem ve şiddetine karşı kulaklarını tıkamalarına neden olmuyordu. Osman'ın çölde duyduğu "Ey uykudakiler, uyanın!" sesi vahyin kendisiydi ve daveti kabul edenler şimdi sanki uykudan uyanmışlar ve yeni bir yaşama girmişlerdi. Geçmişteki ve şu andaki kafirlerin tutumu şu sözlerle ifade edilebilir. Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur ve bizler diriltilecek de değiliz. Bu sözlere ilahi cevap olarak şunlar söyleniyordu. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakilerini oyuncuların oyun konusu olarak yaratmadık. Bizim boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve sizin gerçekten bize döndürülüp getirilemeyeceğinizi mi sanmıştınız? Küfrün henüz tam olarak yerleşmediği kişilerde bu sözler etkisini gösteriyordu. Bu etki kendisini bir nur ve hidayet, doğru yola ulaştırıcı olarak niteleyen vahyin tümü içinde geçerliydi.
Mesajı kabul etmeye iten başka bir neden de onu getiren elçinin kişiliğiydi. O, başkalarını kötülüğe yönlendirmeyecek denli, gerçekle dolu ve kendisi de saptırmayacak kadar hikmet ve fazilet sahibiydi. Yapılan çağrıda hem bir uyarı hem de bir vaat vardı. Uyarı onları iyi işler yapmaya yöneltiyor, müjde ise onları mutlu kılıyordu. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Onların üzerine melekler iner ve der ki, korkmayın ve hüzne kapılmayın. Size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin velileriniziz. Orada nefislerinizin arzuladığı her şey sizindir ve istemekte olduğunuz her şey de sizindir. Çok bağışlayan, çok esirgeyen Allah'tan bir ağırlanma olarak. Bu mu daha hayırlı, yoksa takva sahiplerine vaat edilen cennet mi? Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır. İçinde ebedi kalıcılar olarak orada her istedikleri onlarındır. Bu Rabbinin üzerinde istenen bir vadidir. Gerçek müminler bizimle karşılaşmayı umanlar diye tanımlanmıştır. Oysa kafirler bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz, gafil olanlar. Müminin tutumu her konuda kafirinkinin aksi olmalıdır. İnanmayanların daldığı küfrün bu özelliği de onların tabiat görüntülerini olduğu gibi almaları ve onlardan ders almamalarıdır. Gerçeğe uyanık olmak sadece insanın ümitlerini bu dünyadan ahirete çevirmesi değil, aynı zamanda bu dünyada serpili olan Allah'ın ayetlerinden de ders almasıdır. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay vaat eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. Kureyş liderleri küstahça peygamberden bu ayetleri, işaretleri veya mucizeleri göstermesini, ya gökten onu destekleyen bir melek gelmesini ya da onun göğe yükselmesini istiyorlardı. Ve bir gün dolunayın henüz Hira dağının tepesine çıkıp ortalığı aydınlattığı bir gecede bir grup kafir peygambere yaklaştılar ve eğer gerçekten Allah'ın Resulü ise ayı ikiye bölmesini istediler. Müminleri ve kararsızlıkları da içeren büyük bir topluluk vardı. Ve bu istek yerine getirildiğinde tüm gözler parlayan aya çevrildi. Büyük bir şaşkınlık içindeydiler. Çünkü ay ikiye ayrılmış ve her biri dağın bir yönünden parlıyordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam işte şahit olun dedi. Fakat asıl ayı ikiye bölmesini isteyenler bu optik mucizeyi reddettiler ve onun büyü olduğunu söylediler. Diğer taraftan inananlar sevindiler ve kararsızlardan bazıları imana yaklaştı, bazıları ise gerçekten iman etti. Böyle isteklere karşı Allah'tan gelen bu cevap bir istisnaydı. Çünkü Kureyş'in istediği diğer mucizeler onlar istediğinde değil, Allah'ın dilediği zaman meydana gelmişlerdir. Bunlardan başka sadece inananların şahit olduğu küçük mucizeler de vardı. Fakat bu tür harikuladelikler yeni dinin merkezinde bir konuma sahip değildi. Çünkü İsa'nın bir önceki vahyin mucizesi olması gibi bu vahyin mucizesi de Kur'an'ın kendisiydi. Kur'an'a göre İsa aleyhisselam hem Allah'ın elçisi hem de onun kelimesidir. Onu Meryem'e yöneltmiştir ve ondan bir ruhtur. Aynen Allah'ın kelimesi olan İsa aleyhisselam'da olduğu gibi şimdi de Allah'ın kelimesi olan Kur'an'la İslam gerçek bir din oluyordu. Bu kelamın işlevlerinden biri de İslam'a hanif bir din olarak bakıldığında insanda zaman geçtikçe körelen ve yanlışlıklara yönelen duyguları tekrar uyandırmaktı. Bu nedenle Kureyş Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan mucize göstermesini istediğinde Kur'an'ın cevabı onları her zaman gördükleri fakat üzerinde düşünüp ibret almadıkları şeylere yöneltmek olmuştur. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi? İnananlardan beklenen korku ve ümidin her ikisi de Allah'a götüren davranışlardır. Allah'a şükür belirtisi olarak söylenen hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır sözü,
aynı zamanda korku da taşır ve hamd edeni ve hamd olunanı doğruca tüm iyiliklerin kaynağı olan uluhiyete götürür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sözü insanı ümitle aynı yöne yöneltir. Bu korku ve ümit en belirgin bir şekilde Fatiha suresinde toparlanmıştır. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açan anlamında Fatiha ismi verilmiştir. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil. İslam öğretisinin en güzel ve tam ifadesini yapan diğer bir sure de Kur'an'ın son surelerinden biri olan İhlas suresidir. Bu sure putperestler peygamberden Allah'ı tanımlamasını istediğinde indirilmiştir. De ki o Allah birdir, Allah Samed'dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi değildir.